imparatorları gelip burada tedavi oldu. Anadolu'dan, her yerden hastaların geldiği ve şifa buldukları bir yer oldu burası. Antik dünyanın en önemli şifa yurdu, sağlık merkezi, aynı zamanda Tanrı, sağlık Tanrısı Asklepios'a adanmış bir kutsal alandayız. Bu içinde bulunduğumuz tiyatroda yaklaşık 3000 kişilik olarak yapıldı. Ne için yapıldı? Çünkü tedavide müzik de çok önemli rol oynuyordu. İnsanın ruhuna da hitap etmesi için. Milattan sonra 2. yüzyılda bütün dünyadan entelektüellerin de gelip kaldığı bir yer oldu. Tedavide de insanı bir bütün olarak algılıyorlardı. Sadece tamir etmek gibi değil, hem ruhuna hem bedenine değişik bir sürü yöntemlerin kullanıldığı ve tedavilerin yapıldığı bir yerdi. Biliyorsunuz Bergama'mız çok katmanlı kültürel peyzaj alanında 999. sıradan bundan 9 yıl önce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi. O günden bugüne tabii birçok hizmetler, yenilikler yapıldı. Tabii bunu daha şenlikli ve daha güzel bir hale getirmek adına 3 yıldır da çocuklarımızla beraber bu Asklepios alanında uçurtma şenliğine çevirdik ve UNESCO'ya her yıl giriş kutlamamızı burada çocuklarımızla birlikte uçurtma uçurarak değerlendiriyoruz. Tabii uçurtmanın özel bir anlamı vardır. Tabii biliyorsunuz özgürlüğün, bağımsızlığın simgesidir ve çocuklarımıza da burada aynı zamanda hem bu kültürel mirasın farkındalığını anlatabilmek hem de özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın bu topraklarda bu mirasın sahibi olduğumuzun anlatılması için çok önemli bir imge. Ve biz bugün burada çocuklarımızla Bergama'da yetişen çocuklarımızla birlikte bu kültürel mirasa sahip çıkıyoruz. Birçok yaptığımız faaliyet var çocuklarımızla ilgili. 2 yıldır neredeyse girmediğimiz okul kalmadı. UNESCO Alan Başkanlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte çocuklarımıza bu kültürel mirası, bu zenginliği anlatıyoruz. Geçmişten aldığımız bu zenginliği geleceğe aktarabilmek adına bu çalışmaları yapmak durumundayız ve daha da güzellerini inşallah hep birlikte yapacağız. Kültürel miras farkındalık çalışmaları kapsamında biz uçurtma şenliğini organize ediyoruz. 2020 yılından beri bu üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz ve amacımız bu şenliği daha çok
ulusal ve uluslararası platformlarda da bundan sonra gerçekleştirmeyi başarmak. Amacımız burada bizim çocuklarımızın dünya miras alanında daha fazla zaman geçirmesini ve daha sonra anlatacakları bir etkinlik olarak bunu sürdürülebilir kılmaktır. Ve bu bağlamda da yine kültürel miras çalışmalarını aktararak çocuklarımıza yaşadıkları, ayaklarını bastıkları topraklarda artık ne kadar önemli bir miras alanında yaşadığını aktarmayı hedefliyoruz. Şu an sıcak. Sıcak olmasa çok güzel, çok eğlenceli. Ama birazcık sıcak yordu bizi. Çocuklar da çok yoruldu. Başka şeyi zorluğu yok. Çocuklar için dayanıyoruz. Kızım ve oğlum için buradayım. Komşularımla beraber geldik, sınıf annelerle. Öyle. Çok güzel. Yani Bergama'mızın tarihini canlandırmak, onlar hakkında hani bilgilendirmek daha başka bir güzellik. Hani onları aktivite şeklinde hem tarihimizi hem etkinliklerimizi yapıyoruz. Onlar eğleniyor ama İşte sıcaklarla birazcık zorlandık. Yani bugün gösteri izledim. Uçurtma uçurmaya çalışıyorum. Ben bilmiyordum, küçüktüm daha ama dayım uçurmuştu, koşturduk. Uçuyor ama uçurtmalar böyle kırıldı. Biz uçurtma uçurduk, dağda uçmadı, koştuk uçmadı. Burada şimdi uçuruyoruz. Gösteriye çıktık, uçurtma uçurmaya çalışıyorum. İlk katmanını bulduk. Yani şeyini, plastiğini bulduk. Sonra çubuklarını yapıştırdık. Sonra uçmaya çalışıyor. Çok güzel.